Evet, merhabalar arkadaşlar. Finansal kişi özel finansal risk analizimizin nasıl bir risk analizi olduğunu e, ayrıntılı şekilde izah etmek istiyorum. Bu hizmeti alan arkadaşlar dikkatli izlerlerse neyi satın aldıklarını e, daha net anlamış olacaklar. E, şimdi finansal risk analizi e, şu yüzden gerekli. Özellikle finansal piyasalarda sürekli işlem yapan arkadaşlarımız için geliştirdiğimiz bir e, risk analizi Tekniği. Bu sizin kişisel doğum haritanıza göre çıkartılır. Yani şöyle diyelim sizin kişisel doğum bilgilerinize ihtiyacımız var. Doğum gününüz, doğum tarihiniz, gün, ay, yıl ve yer olarak saat olarak doğum tarihi bilgilerinize ihtiyacımız var. Şimdi doğum saati çok gerekli değil bu analizde. Çünkü biz analizi yaparken kimsenin doğum saatini bilmediğini farz ettik. Ama yani MC, ASC gibi yerleri e, analizimize katmadık e, çünkü birçoğumuz doğum saatimizi bilmiyoruz. Bunlar ne etkiler? Ev geçişlerini etkiler ve ASC, MC gibi noktaları etkiler. Doğum saatiniz, ama doğum tarihiniz doğruysa risk analiziniz kesinlikle tam isabet çıkacaktır. Doğum saatiniz, şey doğum tarihiniz doğruysa, ama doğum saatiniz yanlışsa bile doğum bu analiz size isabet edecektir. Tabi doğum saatiniz şu anlamda önemli. Doğum saatiniz başka raporlarımızda ki ezotorikmarket.com'da birçok hizmetimiz var. Burada doğum saatinizin gerekli olduğu raporlar da var. Ancak tabi doğum saatinizi de istiyoruz bu raporu isterken. Hani burada doğum saatiniz doğru olursa şuradaki raporda size ekstra bilgiler verecek. Ne kadar doğruysa. Şu raporun içerisinde şimdi şöyle bir durum var. Hemen ondan izah edeyim. Şimdi 3 tane parça rapordan bahsediyoruz. Bu finansal risk analizinin içerisinde. Ee, hemen izah edeyim. Şimdi bir tane enerji dosyamız var. Bu enerji dosyası sizin ne zaman atak yapacağınızı gösteriyor. Özellikle yeni enerji diye sarı olarak işaretlediğimiz dosya e, sizin nasıl bir atak yapacağınızı gösteriyor. Şimdi burada bakıyorum mesela bu örnek haritada baktığımda bir e, sarı enerji var. Yani bunlar genellikle kavuşumları temsil ediyor. Kavuşumdan sonra gelen yeşiller sizi bir şeye başlatıp ileri doğru götüren bir şeyler. Şimdi burada bu dedim ya traderlar veya finansal piyasalarla yakından ilgilenen arkadaşlar için gerekli olan bir risk raporu. E, gündelik bir şekilde bir yıl çıkartılmaktadır. Şimdi bu enerji raporunda ben kişinin yeşille girdiğini bakın sarıyla girdiğini ve burada olumlu bir dönem geçirdiğini görüyorum. E, ne zaman? E, mesela tarih burada yazıyor arkadaşlar. Mesela 20 Ağustos 27 Ağustos sonrasında bir haftalık bu kişi çok güzel bir e, dönem geçiriyor. O dönemde mesela girip çok güzel para kazanıp çıkabilir. Ama mesela e, burada başarısız olduğu bir tarih var. 1 Eylül. Burada bugün dikkatli olmasın ama bakın bu enerji onu korumaya devam ediyor bakın. Bir daha başlatıyor. Bakın ama bu enerji burada başlayan enerji. Yani 3 Eylül 4 Eylül'de kişinin eğer işlem başlatması e, onu 7 Eylül'de sıkıntıya sokacağını gösteriyor. Şimdi Bu enerji. Yani bu enerjinin nasıl dağıldığını gösteriyor. Yani kişi nereye sürükleniyor? Bu analiz böyle bir analiz. Tamam mı? Şimdi analizin, tabi analizlerin çeşitleri var. Mesela örnek, e, burada başlıyor tak 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 gidiyor. Bak, bakın mesela 24 Eylül e, 1 Ekim, 2 Ekim'e kadar güzel gidiyor. E, sonra bakın başlayan enerjiler hep muhalefetli. Yani kişi buradaki kendine güvenmemesi gerekiyor. Fazla dikkatli olması gerekiyor. Şimdi çalışırsan olur var. Mesela e, başarılı var çalışırsan olur var. Mesela çalışırsan olur ne demek? Yani bu biraz gayret gerektirecek anlamında. Ee, yine aynı şekilde başarılı ne demek? Yani çantada keklik gibi bir şey. Yani o kes, yani yüz dilimi olarak daha yüksek bir major var orada. Kişinin natal haritasında. Şimdi kişi bize sadece doğum tarihlerini net verirse, doğum tarihini net verirse bu raporlar tam isabet çalışacaktır. Doğum saatini de net verdiyse şu isabetli olan kehanet analizimizde kişiye çok ciddi bir şekilde isabet edecektir. Şimdi hemen sıra sıra anlatalım. Demek ki bu bizim enerji dağılımını gösteriyor. Şimdi burada da ben bir gündelik durum görmekteyim. Bu nedir peki? Bu da risk analizimiz arkadaşlar. Şimdi risk analizi bu ve kişinin doğum bilgilerine göre astrolojik sembolleri burada karşılaştırıyoruz ve bunların açıklamalarını rapor haline getirip kişiye bir kitapçık şeklinde sunuyoruz. Şimdi burada mesela örnek 9 Ocak 2024 tarihinde kişi şu açılardan dolayı bakın. Finansal planlarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Bakın maddi sıkıntılar yaşanabilir diyor. Bakın bu tarihlerde kişi yani 9 Ocak 11 Ocak'ta dikkatli olması gerektiğini burada Türkçe yazıyor. Kısa ve öz bu bir ajanda. Yani sen planlarını buna göre yapmalısın. Yani daha çok şu yeşil alanları kullanman gerekiyor. Bakın burada e, ne diyor mesela açısı yorum mevcut değil işte e, bu açı biraz sıkıntılı bir açı e, kırmızı açı e, işte e, mesela örnek finansal planlarınızı gözden geçirmeniz gerekebilir. Bakın bu açı finansal baskı yaratabilir. Maddi kayıplar yaşanabilir. Bu dönemde finansal kararınızı dikkatli gözden geçirin gibi bakın karşı açı bakın ne yapıyor kişiye sıkıntılı olduğu süreçleri tarihleri gösteriyor. Burada ne vardı enerji başlıyor. Yani bu bu ana bununla bu paralel gidiyor aslında. Yani kişi aslında buradan baktığında yeni enerjiye başladığında yani yeni bir enerji kurduğunda, kurguladığında enerji nereye gittiğini görüyor. Yani ben burada bir işleme girdim. Ulan önüm yeşil mi? Yani her taraf kıpkırmızı. Yani ben orada bir şeye başlıyorum da yani başladığım şey beni hüsrana götürüyor. Yani hani tüymeye bastım, long açtım ya da short açtım ya da bir şey yaptım. Yani gidişat kötü yani. Gidişat kötüyse, o zaman kötü yani. E sen onu baştan bilirsen paran cebinde kalır. Dolayısıyla bu sula gerçekten çok faydalı. Hani ben öğrencilerimiz de kullanıyor aynı şekilde ben de kullanıyorum. Ya biz bundan fayda gördük. Dolayısıyla bu konuyla alakalı ben bunu ezoterik markete bu hizmete sundum. Dilerseniz size özel bunu herkese göre özel çıkartılıyor. Bir de şimdi burada mesela burada diyor ya işte şu tarihler arasında şöyle şöyle olacak bu tarihler arasında dikkat. Şimdi bu analiz de arkadaşlar gelin bu analiz kişinin natal haritası üzerinden tam bir yıllık gün gün. Şimdi buradını hani burada dedim mesela kırmızı alan burada görüyorsun sen o sen çapraza girmişsin eyvah. Yani sen burada kuşatma altındasın. Gezegenler seni zaten fişlikleyecek. Peki bunun anlamı ne dediğinde önümüze kehanet raporumuz çıkıyor. Bu kehanet raporunda da aslında biz bu kehanet raporunu e, mevcut sistemimizde e, bir dakika biz bu kehanet raporunu hemen sistemimizde açalım. Bir yıllık günlük kehanet olarak vermekteyiz. Yani ayrıca vermekteyiz. Sadece günlük kehanet isteyen arkadaşlarımız fiyat tabi burada yazıyor ama her, bu ileride belki bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum hani e, bu değişir. Bunu aldığınızda aslında hem yani bunu da almış oluyorsunuz. Yani buradaki raporu da almış oluyorsunuz. Buradaki rapor çok kapsamlı, 240 sayfa, bir yıllık gün gün çok detaylı açıklama var. Nasıl yani şöyle anlatayım e, hemen size göstereyim. E, burada arkadaşlar progress haritalar, solar arklar burada bütün detaylarıyla var e, ve gün gün var. Mesela burada Venüs Merkür kare. Burada bakın kişisel gelişim, finansal, sağlık, fırsatlar bunları tek tek anlatıyor. Ve size çözüm önerileri getiriyor. Ve detaylı olarak o tarihi size nasıl bir tarih olduğunu gösteriyor. Yani sen buradaki bu kırmızının neyle ilişkili olduğunu buradan ayrıştırıyorsun aslında. Yani buradaki kırmızıların sen burada kırmızıyı gördüm ama açıklaması ne? Yani ne olacak? Başımız belaya mı giriyor? Ne oluyor? Ölüyoruz mu? Yani şimdi bu çünkü maddi risk aynı zamanda senin belki de mantıklı, belki de bir toplantıya girmemen gerekiyor. Yani o dönemdeki gündemi burada söylüyor arkadaşlar tamam mı? Bu raporun isabet etme şeyi sizin doğum saatinizle ilgilidir. Doğum saatiniz ne kadar doğruysa o kadar net olacak bu. Çünkü burada ev geçişleri var. Ev geçişlerine göre de analiz yapıyor şey geçişlerine göre bütün yani astroloji full time analiz yapıyor. Ama bu raporda arkadaşlar sadece gezegen açıları esastır. Yani biz burada sadece risk hesaplıyoruz arkadaşlar. Şu iki raporda sadece risk hesaplıyoruz. Burada ayrıntılı açıklama veriyoruz. Şeklinde bir rapor. Üç farklı çeşit rapor arkadaşlar. Tek bir çatı altında birleşti diyelim. Yani sadece bu hizmetimizi e, aldığınızda hemen şöyle bir dakika kalemim kalemim kayboldu. E, sadece bu hizmetimizi aldığınızda e, arkadaşlar e, aslında artı olarak bunu da almış oluyorsunuz. E, dolayısıyla e, bu yüzden hiçbir zaman sitemizde bununla bunun fiyatı birbirine eşit olmayacak. E, bu konuda bilginiz olsun. Bunu alırken de bunu aldığınızın farkında olun. E, ve aynı şekilde bu yani bu ekstrası olan iki farklı entegresi var bilginiz olsun tüm buradaki ezoterik markette gördüğünüz tüm her şey kişiye özel hazırlanmaktadır çünkü astroloji kişiye özeldir bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar bu hizmeti nasıl satın alacaksınız bu videonun altında açıklamalar bölümünde zaten link bıraktım hemen videonun altında göreceksiniz veya Arkadaşlar ezotorikmarket.com'a gireceksiniz. Ezotorikmarket.com'da kişiye özel astrolojik analizler sekmesinde, kategorisinde arkadaşlar bir yıllık finansal risk analizi bölümüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldiğinizde burada zaten ürünün o anki fiyatını ki ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. O anki fiyatını, hizmet koşullarını, burada açıklamalar yani bu bir kişiye özel astrolojik danışmanlık veren bir portal. Bir alışveriş sitesi e, dosyalar e, analizler tamamen benim tarafından hazırlanmakta. E, burada e, hizmet koşulları, hizmet kapsamıyla ilgili tüm açıklamalar mevcut. E, Ürün ne kadar şu anda 10 gün içinde e, tedarik ediyoruz? E, yani 10 gün içinde size mail olarak gönderiyoruz arkadaşlar. E, alıcı mail adresine gönderilecek. Teknik destekten kastı burada mesela teknik destek mevcut. Ne demek bu teknik destek? Diyelim size gönderdiğimiz dosyalar açılmadı. Veya bir teknik sorun yaşadınız. Veya bir sorun, ya bir hata bir şey var yani bir sorun var. Biz bu konuyla ilgili size bağlanarak sorunu çözüyoruz. Ee, burada sizden istediğimiz bu siparişi verirken dikkat etmeniz gereken nokta doğum yeri, doğum tarihi, gün, ay, yıl, saat şeklinde bize iletmeniz. Dediğim gibi eğer doğum saatiniz net değilse e, aralık da verebilirsiniz. Doğum saatim şu kadar yani 17-15 arası, işte 17 işte 18 arası gibi de yapabilirsiniz. Doğum saatiniz ne kadar neyse, üçün, ikinci rapor şey en son kane't raporuyla ilgili. Ee, buraya doğum yerinizi, işte örneğin İstanbul, Tire, e, 4 Ocak, işte atıyorum 2009 tamam mı? Buraya da saat e, 17. E, 18 arası yazabilirsiniz veya arkadaşlar 17-30 yazabilirsiniz tamam mı ee, 17-30 yazabilirsiniz bu yani buraya ne yazdıysanız ona göre e, hesap yapacağız e, bilginiz olsun o yüzden buraya ne yazdığınızı çok dikkatli bir şekilde yazın doğum yani çünkü bazı arkadaşlar yazmıyorlar telefon Allah'tan üye olurken telefonlarına bildirmişler biz kendilerine iletişim kurup e, ya bu Doğum saatinizi yazmayı unutmuşsunuz diyoruz ama bizi de uğraştırmamak adına, yani işte hızlı gitmesi adına doğum saatinizi, doğum tarihinizi, doğum yerinizi net bir şekilde yazarsanız çok seviniriz. Hızlı bir şekilde hemen sıraya girip size iletmemizi sağlamış olursunuz. Teslimatın yapılacağı mail adresi. Biz zaten sizin telefon ve iletişim bilgilerinizi sepete eklediğiniz, satın aldığınız anda görüyoruz. Çünkü siz bu bilgileri yani bizimle iletişim kurmak için oraya belirtmişsiniz. Üyelik üye olurken, üye olmadan burada alışveriş yapamıyorsunuz. Ezoturkmarket.com üye olmanız gerekiyor. Üye oldunuz. Zaten telefon e, bilgileriniz var. Biz sizinle herhangi bir teknik şeyde siz bizimle iletişim kurabiliyorsunuz. Bizim de telefon numaramız burada alt kısımda yazıyor arkadaşlar. Burada da bizim banka numaralarımız, banka IBANlarımız e, burada her şey belirtirmekte. Telefon numaralarımız orada yazıyor. Yine burada hizmet. E, şu kısımdan bize ulaşabilirsiniz. Bir, direkt tıklayarak da WhatsApp'tan bize bağlantıya geçebilirsiniz. Herhangi bir teknik sorun yaşarken yaşarsanız. Şu ana kadar çok büyük bir sorun yaşamadık. Genellikle doğum saati bilgilerini oluş unutuyorlar. Biz de onlara ulaşıyoruz. Yani onlar bize değil, biz size ulaşıyoruz. Doğum saatini sormak için. Teslimatın yapılacağı mail adresini lütfen doğru yazın. Çünkü arkadaşlar bir arkadaşımız yanlış yazdığı için biz maili başkasına gönderdik. Çünkü ben sizin beyanınıza göre hareket etmek zorundayım. Buraya doğru bir mail adresi yazdığınızın ve o mail adresinizin size ait olduğunuza emin olun. Biz kişiye gönderdik. Göndereli 5 gün olmuş. Kişi diyor ki benim finansal analizim gelmedi. E biz gönderdik. Gönderdiğim mail adresi yanlış. E dolayısıyla da biz yanlış adrese göndermiş olduk. Bir daha gönderdik. Sorun değil ama onun analizini başkasına göndermiş olduk. Yani dolayısıyla hani kime gitti bilmiyoruz. Bize cevap da gelmedi. Dön dönüş de olmadı. Yani demek istediğim yani şuraya mail adresinizi doğru yazın arkadaşlar. Ne yazdığınızı çok iyi bilin. Ee, ama üyelik panelinde zaten e, üye olurken doğru adresinizi e, yazıyorsunuz. Genellikle buraya yazarken yanlış yazıyoruz. Biz de buradaki adresi baz aldığımız için orada bir teknik sorun yaşıyoruz. Bu sorunu yaşamak adına bunu da belirtmek istiyorum. Yani buraya falan falan et işte atıyorum gmail.com ee, Yani yani şu maili buraya gmail.com diye doğru yazın. Biz çünkü bunu direkt copy paste yaparak alıyoruz. Orada gmail'in e'si yoksa işte a'sı yoksa biz de öyle hatalı göndermiş oluruz. Yani ona dikkat etmiyoruz. Yani siz dikkat ederseniz bunu alırken çok sevinirim. Burada ne yapıyorsunuz? Mesela sepete bir tane ekle bazı arkadaşlarımız da arkadaşlar iki tane eklemişler. Bir tane doğum tarihi var. iki tane eklemişler buraya. Bakın burada kaç eklediğinizin farkına varın. Sepete eklediniz. Bir tane eklediniz şu an. Ee, buraya eklediğinizde arkadaşlar bu size önünüze bakın şu anda bakın o hatayı ben de yaptım. Hemen sepete güncellediyorum. Bakın daha önceden eklediğim şey orada duruyor. Hemen güncelledim sepette ne varsa. Bakın güncelleniyor şimdi. Sepete güncelledim tekrar bakın. Tek şu anda kişiye özel finansal risk analizi var. Diyor bu doğum tarihi bilgileriniz bu şekilde bu şekilde bu şekilde diyor. Fiyat bu. Bir adet olduğuna emin olun. Karşıda toplam total ne? geçen yine aynı şekilde bir arkadaşımız Ağustos yayınını iki tane almış yani biz şimdi ona Eylül yayınını ücretsiz olarak gönderip karşı şey karşılamaya çalışacağız yani yanlışlıkla en çok yapılan hatalar yani buraya iki yazmayın bir yani bu bir kişiye çıkartılıyor arkadaşlar ve siz burada eğer bir kupon kodu varsa biz bazen sosyal medyalarımızdan Telegram gruplarımızdan Twitter'dan İndirimler paylaşıyor size özel DM'ler, DM'lerden, DM'den işte bizim paylaşımlarımıza like attığınız için veya bizim paylaşımlarımızı desteklediğiniz için like atan arkadaşlarımız bakıyor sürekli like atıyor. Biz de o kişiye bir hediye göndermicek indirim kuponları gönderiyoruz kişiye, o kişiye ait. Eğer böyle bir indirim kuponu varsa bu üründe geçerli olabileceğini belirtiyorsak o zaman siz çünkü indirim kuponlarımız çok çeşitli yani bu ürüne olan var öbür ürüne olan var tüm hepsine olan var. Ee, tüm hepsini geçerli olacak var. Bir aylık olan var, bir günlük olan var. İndirim fonda zaten bu belirtilmiştir. Siz ona göre hareket edeceksinizdir. Kupon kodu yazan yere, oradaki indirim kupon kodunuzu yazdığınızda kupon kodu kullan dediğinizde arkadaşlar, burada fiyatın iskonto yaptığını, kuponda belirtilen kadar fiyatın geri geldiğini ve iskonto olduğunu ve size özel olduğunu bunu unutmayın. Ee, sonra ödeme sayfasına git dediğinizde kupon kullanılmış kodunu ödersiniz. Eğer elinizde bir kupon kodu yoksa ödeme sayfasına git dediğinizde arkadaşlar sizi hemen fatura bölgesine e, gönderecek ve burada e, biz işte sizin gönder direkt otomatik sözleşme hazırlanıyor. Sizin buraya üye olurken kullandığınız tüm bilgileri yani ilk işte İlker Şahin, Ahmet bilmem ne Neoğlu, telefon numarası bu, işte şey bu falan filan o bilgileri otomatik olarak buraya düzüyor. Şimdi siz e, banka havalesiyle mi Yoksa kredi kartıyla mı ödemek istiyorsunuz? Banka ödediğinizde ödedinizde bizim bize arkadaşlar bakın buraya ek bilgi yazabilirsiniz, siparişinizle ilgili ek notlar varsa isteğe bağlı. Mesela buraya ya bana işte şu şu doğum saatim şöyle ya da işte bana 2026'yı çıkar şeklinde de analize not düşebilirsiniz. Siparişle ilgili not olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Buraya belirtebilirsiniz. Sözleşmeleri okudum diyeceksiniz arkadaşlar. Okumadan hiçbir şekilde onaylamayacaktır. Burada sözleşmemizi görmektesiniz. isterseniz okuyabilirsiniz. Banka havale EFT eğer bize gönderdiyseniz gönderdiğiniz isimle şey aynı olmak zorunda. Biz teyit ediyoruz. Bank, yani mesela atıyorum bir sipariş geçti. Otomatik sizi görüyoruz isminizi. Bankadan geldiğinde direkt eşleştirip diyoruz ki tamam bu kişinin ödemesi geldi. Hemen tak onaylıyorum. siparişi randevuya alıyorum. Yani Önümüze alıyorum, listeliyorum. Eğer e, kredi kartından ödediyseniz otomatik listeye giriyorsunuz. Yani beklemeye gerek yok direkt olarak. Banka valisinde eğer buradaki abonelizin ismi farklı, gönderdiğiniz paradaki isim farklıysa arkadaşlar, e, banka hesap numarasındaki isim farklıysa o zaman biz işte tıkandığımız nokta oluyor. En çok yapılan hatalardan yine bir tanesi. Arkadaşlar e, o zaman siz bize telefon numaramızdan WhatsApp üzerinden ulaşıp ben ödeme gönderdim şu isim üzerinden şeyde bu şeklinde bize banka dokümanını dekontunu göndermeniz gerekiyor bize bu numaradan bilgi vermeniz gerekiyor ki biz o isimle bu ismi eşitleştirebilirim çünkü biz bilmiyoruz ki Ahmet adına bir sipariş var ama Ayşe adına bir ödeme yapmış dolayısıyla bunu eğer isminizle şey aynıysa hiç bize bir şey bildirmenize bile gerek yok otomatik olarak ben onu zaten sistemden kendi banka şeyimizden bunu görüyoruz. Siparişi onayla dediğinizde arkadaşlar otomatik olarak işlem gerçekleşiyor. Sipariş bizim önümüze düşüyor. Biz de gereğe, gereğini yapmaktayız. Evet, bu konuda ayrıntılı bilgi verdiğimi düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.